Selamlar herkese. Selamlar herkese. Bugün yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugünkü videomuzun konusu Bokashi kompost kovası olacak. Bugün size biraz Bokashi kompost kovasından bahsetmek istiyoruz. Biz bunu daha önce Çerkezköy'de otururken almıştık. Şimdi diyebilirsiniz, köyde yaşıyorsunuz, artık buna ihtiyacınız yoktur. Evsel atıklarınızı tavuklara verebilirsiniz, hayvanlarınıza verebilirsiniz ya da toprağa gömüp direkt kompost olarak kullanabilirsiniz diyebilirsiniz. Evet, haklısınız. O şekilde yapıyoruz. Ama Bokashi kompost kovasının şöyle bir özelliği var bizim için. Aldığımız suyu bitkilerimize sıvı gübre olarak verebiliyoruz. Eğer artarsa fazla suyu da lavabolarımıza dökerek kötü kokunun giderilmesinde ve tıkanıklığın giderilmesinde kullanılıyor. Çünkü yararlı mikroorganizmalar, bakteriler olduğu için içerisinde kötüleri yenerek orada güzel bir işlem sağlıyorlar. Biraz bahsedelim mi Bokashi kompost kovasından? Bahsedelim. Bokashi Japonca'da ön gübreleştirme anlamına geliyor. Zaten Bokashi kompost kovasının da amacı o. Evsel atıklarımızı, mutfaktan çıkan evsel atıklarımızı içerisine koyarak bir ön gübreleştirme işlemini yapıyoruz. Bir güzelliği de Bokashi kompost kovasının diğer kompost işlemlerinde atılan içerisine tavuk, narinciye, balık, süt ve süt ürünleri gibi ürünleri bu Bokashi kompost kovasına koyarak orada fermente olmasını sağlayabiliyoruz. Bir de bu kovanın şöyle bir durumu var. Kovayı doldurduk, suyunu aldık. İçindeki evsel atıklarımız fermente oldu. Bunu isterseniz toprağa gömebilirsiniz. İsterseniz de solucanlarınız varsa harika bir solucan maması olarak solucanlarınızı sunabilirsiniz. Evet. Buna da değinmiş olalım bu şekilde. Evet, teşekkür ederim buna değindiğin için. Kompost kovasının nasıl bir sistemde işlediğini gösterelim isterseniz. Bu hava almayan bir kova. Karanlık ve hava almayan. İçerisini gösterirsen şöyle delikli bir mekanizması var. İçerisine koyduğumuzda evsel atıklarımızı bastırıyoruz ve bu süzgeçlerinden içerisine kompost sıvısı çıkıyor. Bu işte içerisine çıkan kompost sıvısı yararlı mikroorganizmalar bulunduruyor ve bitkilerimize, sebzelerimize sıvı gübre olarak kullanabiliyoruz. Bu kompost kovasını biz şehirde yaşarken sıfır atıkla ilgili araştırma yaparken, yani sıfır atığa geçmeye çalışırken keşfetmiştik. Ve evsel atıklarımızın çöp olmadığını zaten biliyorduk ve bu şekilde değerlendirmeyi amaçlamıştık, istemiştik. Burada da sıvı gübre alarak işimize yaramaya devam ediyor. Böyle bir kova kullanmak isteyen kişiler bu kovayı illa satın almak zorunda değil. Evde kendiniz de yapabilirsiniz. YouTube'da birçok zaten yapmayla ilgili videolar var. Ama siz de hava almayan, ışık almayan bir bidona var ile önünde bir çeşme açarak, içerisine de bir süzgeç sistemi yaparak böyle bir kova elde edebilirsiniz. O zaman kompost kovamızı doldurmaya başlayabiliriz. Birkaç gündür biriktiriyorduk atıklarımızı bol olsun diye. Normalde günlük koyuyoruz. Dur şöyle göstereyim. Atıklarımızı koyduk. Günlük atıkları biriktirip içerisine koyup daha sonra bu şekilde bastırarak üzerine kompost başlatıcı tozunu koyuyoruz. O tozu da biz satın almıştık kovayı alırken. Ama normalde onu da kendiniz yapabiliyorsunuz. Onunla ilgili de tarif var. Evet, satkanımızı koyduk. Aslında ne kadar küçük parçaya ayırırsanız toprağa attığınızda dönüşmesi o kadar hızlı olur. Üzerine şimdi kompost başlatıcı tozu dökeceğiz. 15 gün sonra kapağını açtığımızda buradaki oluşan kompostlaşmış evsel atığı isterseniz toprağa gömebilirsiniz. İsterseniz solucanlarınıza mama olarak verebilirsiniz. Şehirde yaşayanlar gömecek toprak bulamayabiliriz diye düşünebilirler. Ama bir saksının içerisine 15 santim toprak, üzerine buradan çıkan
kompostlaşmış evsel atık üzerine tekrar toprak koyduğunuzda orada çok güzel bir toprak oluşumuna izin verecek size. Evet, Ersen şu anda başlatıcı tozu atıyor. Bu tozu attık. Kova dolana kadar bu işleme devam edeceğiz. Üzerine evsel atıklarımızı atacağız. Tozdan atacağız. Kapağını kapatıp bekleyeceğiz. Kova dolduğunda 15 gün boyunca önünden suyu almaya devam edeceğiz. 15 gün sonra kapağı açtığımızda bu evsel atıklarımızın üzerinde beyaz küfler oluşmuş olacak. Bu kompost işleminin başarılı olduğunu gösterecek bize. Şu anda işlemimiz bu kadar. Kapağımızı kapatacağız. Yarın tekrardan evsel atığımız çıktığında üzerine ilave edeceğiz. Şimdi bir çay posası falan da attığımız için içinden su dökülmüş olabilir. O yüzden o suyu bir boşaltacağız şimdi. Bu suyu almazsak koku yapabilir. Alma. Meraklı alma. Çünkü bu dediğin gibi çay posasının falan suyu. Evet. İlk etapta bu suyu alacağız. Daha sonra da zaten ev içinde olsa bile bu sistem hava almadığı için kesinlikle koku yapmıyor. Baktınız ki çok koku oluyor. Bilin ki içindeki su bayağı bir çoğalmıştır. Almayı unutmuşsunuzdur. Yani her gün suyu alın. Herhangi bir koku falan olmuyor. O suyu da kullanmıyor. Tabii o suyu da kullanacaksınız bitkilerinizde. Yani hem topraktan hem yapraktan bütün bitkilerinize, sebzelerinize verebilirsiniz. Yani biz o şekilde yapıyoruz burada da. Kovamızı yarıya kadar doldurduk evsel atıklarla. Bokashi başlatıcı tozumuzu da koyduk canlı mikroorganizmaları. İçindeki fermentasyonu başlatsın diye. Evsel atıkları bastırdığımız için altta su birikti. Çünkü içinde çay posası var. Bu suyu içinden almak zorundayız. Bu su sıvı gübre değil. Bundan sonraki oluşacak su sıvı gübre olacak. Bugünden itibaren 15 gün içinde her gün ya da 2 günde bir sıvı gübreyi musluktan alacağız. Sıvı gübremiz de bu şekilde oluyor. Biz daha önce almıştık. Biz bu sıvı gübreyi kendi bahçemizde de kullanıyoruz. Çiçeklerimizde, sebzelerimizde, meyve ağaçlarımızda. Hem yapraktan hem topraktan da verebilirsiniz. 1/100 oranında seyreltmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü bayağı kuvvetli bir gübre oluyor sıvı gübre. Yani güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Biz evsel atıklarımızı çöpe atmıyoruz. Normalde bahçe kompostumuzda kullanıyoruz. Toprağa gömüyoruz, sıra tavuklarımıza veriyoruz. Bokashi kompostunu sıvı gübremiz azaldıkça yapıyoruz. 15 gün sonunda kompostunuz ferment olduktan sonra bokashi kovasına toprağa gömdüğünüzde 3 ya da 4 hafta kadar bir süreç işliyor toprağa karışmasında. Toprağa karıştığı zaman siz de göreceksiniz böyle yumuşacık çok güzel bir kompost toprak elde ediliyor. Evet, toprak elde ediliyor. Bugünlerde çoğu zamanımız evde geçiyor koronadan dolayı. Bol bol yemek yiyoruz, bol bol yemek evet. Yapıyoruz. O yüzden de bol bol evsel atığımız çıkıyor. Onları atmak yerine bu şekilde değerlendirmede size katkımız olduysa ne mutlu bize. Evsel atıklar çöp değildir. Evet, diyerek. Evsel atıklar çöp değildir. Videomuzu kapatabiliriz. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.